Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye'den İsveç'e büyük rest. Kıymetli takipçilerimiz, Çavuşoğlu'ndan Kur'an yakma izni veren İsveç'e sert bir tepki gerçekleşti. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Devleti'nin Kur'an yakmasına izin veren kararına sert bir tepki göstererek bütün dünyada infial yaratacak, aşağılık, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur şeklinde bir ifadeyi kullandı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Devleti'nin Kur'an yakma izni verdikten hemen sonra şu açıklamayı yaptı. Kimse fikir özgürlüğü, düşüncesi özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar. Nefret suçu, ırkçılık, düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasasına göre de değildir. Avrupa Konseyi kararlarına göre hiç değildir. Ve böylesine bir kişiye maalesef izin verildi bütün uyarımıza rağmen. Bugün 16-17 civarında böyle bir aşağılık eylemin olacağını düşünüyoruz ve oldu. Öyle de söylediler. Madem o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır, buna fırsat vermezdi. Çünkü bütün dünyada infial yaratan bir olay oldu. Aşağılık, ırkçı, nefret suçu içeren bir eylem oldu ifadesinde kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, ana vatan Türkiye, gördüğünüz gibi şu anda İslam dünyasının tek kalesi bir konumundadır. Bu yapılan eylem başta İslam dünyasına ve ana vatan Türkiye'nin şahsınadır. Ana vatan Türkiye, milli ve manevi değerleri koruyan en büyük ülkelerden birisidir. İsveç mutlak surette bunun cezasını görecektir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle beraber buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esenlikte kalın.